Görüntülerde izlediğiniz Labrador cinsi köpeğin adı Kara. 2 yaşında, sırtında "Lütfen dokunmayın, sahibim görmüyor, rehberlik yapıyorum" yazısı bulunuyor. Kara uzun bir eğitim sürecinin sonunda Türkiye'nin ilk rehber köpeği oldu. Bugün Türkiye'de net rakamlar bilinmese de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre görme engelli sayısı az görenler ve hiç görmeyenlerle birlikte 750 bin civarında. Avukat Nurdeniz Tuncer, hayatını bağımsızca sürdürmek isteyen yüz binlerce görme engelliden de biri. Tuncer, kendisi gibi görme engelli olan İngiltere Büyükelçisi'nin eşi Maggie Moore'dan rehber köpek uygulamasını öğreniyor. Görme engelli bireyler için olan bu uygulamayı Türkiye'de birlikte başlatmaya karar veriyorlar. 100 yıl önce Almanya'da rehber köpekler uygulaması başladı. 100 yıl sonra Türkiye'de 2014'te Türk bir rehber köpekler derneği kurduk ve çok gururlu hissediyoruz. Türkiye Rehber Köpekler Derneği, görme engelli bireylerin bağımsızlıklarına kavuşmalarını ve özgürce sosyalleşebilmelerini amaçlıyor. İlk rehber köpek ve hareketlilik eğitimimizi bu yaz İngiltere'ye gönderdik. Yaklaşık 12 haftalık eğitimden sonra Türkiye'ye geldi ve Kara'dan sonra sokaklarda göreceğimiz yeni rehber köpek adaylarını eğitmeye başladı. Ne kadar çok rehber köpek, o kadar çok bağımsızlık. Merdiven. Nerede merdiven? Süper. Böyle al başını. Rehber köpek adayları eğitimlerine başlamadan önce yaklaşık bir yıl boyunca gönüllü ailelerin yanında kalıp temel komutları öğreniyorlar. Rehber köpek adaylarına yuvasını açıp onlarla sevgisini paylaşmak isteyenlerin gönüllü aile olmak için derneğe başvurmaları yeterli oluyor. Bakıcı aile olarak yavru adayları, rehber köpek adaylarını yaklaşık 3-4 aylıkken ailemize alıyoruz ve bir sene boyunca bu köpeğe bakıyoruz. Bunun amacı aile ve aile etrafı ortam içinde köpeğin sosyalleşmesi ve bir aile köpeği olarak eğitilmesinden kaynaklanıyor. Ece Önderoğlu, Türkiye'nin ilk rehber köpek ve hareketlilik eğitmeni. Rehber köpek adaylarıyla pozitif eğitim ve ödüllendirme yöntemiyle çalışıyor. Yaklaşık 5 ay sürüyor bu eğitim. O yüzden oldukça yoğun ve uzun sürüyor diyebilirim. Bütün köpeklerin karakterlerine göre benim eğitimi yapıyor olmam lazım. Zaten yani her köpeğe aynı eğitim. Tabii eğitim aynı fakat yaklaşımlarım çok farklı oluyor. Belli rotalar seçiyoruz ve rehber köpeklere bunlar öğretiliyor. Bunun da nedeni zaten şartlanmışlar. Yeni ortama gittiklerinde de bütün kaldırımlarda, eğimlerde duruyorlar. Gene kapı bulabiliyorlar. Merdiven başlarında duruyorlar. Önünde bir engel çıktığında bir komutla yürüyor. Bugün Rehber Köpekler Derneği'nin İngiltere Büyükelçiliği ve Zorlu Alışveriş Merkezi'nin de içinde olduğu birçok destekçisi ve gönüllüsü bulunuyor. Derneğe başvuran birçok görme engelli birey de rehber köpek uygulamasından faydalanmak için sırada bekliyor. Rehber köpeğimden önce yaklaşık 6,5-7 yıl kadar bağımsız olduğumu söyleyemem. Birinin koluna yük girerek yürüyordum. Herkes çok mükemmel yardımcı olmaya çalışıyordu ama bir başkasının koluna tutunarak yürümek, sürekli teşekkür etmek, yorduğunu, üzdüğünü düşünmek aslında bir nevi sizi bazen demoralize edebiliyor. Kara'dan sonra ne değişti? Çok daha güvenli ve bağımsız. Çok kolay bir coğrafi yapı değil. Ama Kara'nın eğitimi ve Kara bana teslim edilirken aldığımız eğitim sayesinde rahat bir şekilde metro, vapur ve diğer toplu taşımayı kullanabiliyoruz. Bir şekilde özel hayatımız, özeliniz çok rahat oluyor. Kendi başımıza bir markete gitmek, toplantıya gitmek ya da toplantıdan erken istediğiniz zamanda kalkabilmek Kara'yla müthiş bir duygu ya da basamaklardan inmek. Türkiye
Türkiye Rehber Köpekler Derneği görme engelli bireyler için daha sosyal ve erişilebilir bir dünya hayaliyle yola çıktı. Görme engellilerin hayatlarını bağımsızca sürdürülebilmelerini sağlayan bir modeli Türkiye'ye uyarladı. Engelsiz bireylerin algısında bir dönüşüm yarattı. Hem görme engelli hem de engelsiz bireylerin hayatlarında kocaman bir fark yarattı.